Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı diye bir vakıf var. WWF diye geçiyor. Bunlar Avrupa ülkeleri ve etrafta araştırmalar yapıyorlar. Böyle doğal yaşlı ormanlara bakıyorlar, inceliyorlar. Bu ne demek? Biyoçeşitlilik anlamında zengin yerler bizim için önemli. Bunlar muhakkak korumalıyız gibi düşüncelerinden hareketle Türkiye'de sıcak noktalar belirliyorlar. Batı Karadeniz'de de iki sıcak noktamız var. Haberdar olmanız için söylüyoruz. Birisi Yenice Ormanları Karabük il sınırında, diğeri de Küre Ormanları adı altında söyleyebiliriz. İki tane sıcak nokta. Bunlar evet hem hayvan hem de bitki anlamında, özellikle de bitki anlamında zengin bir yer. Bununla ilgili de Yenice Belediye'miz Yenice Ormanları ile ilgili bir belgesel hazırlatarak hem sıcak noktayı ve sınırlarını ve onun dışındaki orman sahası çok geniş aslında, orası bir orman denizi. Bununla ilgili bir farkındalık yaratmak istemişti. Ama biz de dedik ki daha sonrasında Sayın Başkan'a, rektörümüz, evet bu güzel bir belgesel ama farkındalığı üniversiteyle beraber daha yaygınlaştırmak lazım gelir. Yenice Belediyesi ile Karabük Üniversitemizin birlikte yaptığı projeden biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Karabük Üniversitesi ile biz bundan sonra bu projelerin devamı konusunda sürekli işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Sizin de bu projeye önemli derecede katkı vermenizi bekliyoruz. Bu projeyi çünkü biz Yenice Belediyesi olarak çok önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra yeni güzel çalışmaları birlikte yaparız. Birlikte ortaya güzel şeyler koyarız diye düşünüyoruz. Bir ormanın en çok hangi renkli yakışır? Beyaz, yeşil, mavi ya da kırmızı. Peki ya tüm bu renkler? Yenice biliyorsunuz muazzam, muhteşem bir coğrafyası olan bir yer. Özellikle sonsuz orman deniziyle. Kışın başka, yazın başka, güzün başka. Muhteşem bir orman. Bunun yanında da muhteşem bir Safranbolu var. Karabük ili çok şanslı. Onun dışında Eski Pazar diye hala keşfedilmemiş bir bölge var. Eflani'de keza öyle, Ovacık da öyle. Şanslı bir il Karabük. Belediye artık bir ağacı satmak istemedi. Ağacı bir kez satarsınız, Ufuk Hocam'ın dediği gibi, Ufuk Coşkun Hocam'ın dediği gibi, gölgesini bir ömür boyu satarsınız. Sürdürülebilir bir hayat anlayışıyla toplumcu ve bütüncül bir proje geliştirdik. Önce belediye Zeki Çaylı Bey beyefendi ilk iktidara geldiğinde, seçildi belediye başkanı. Önce şehrin genel peyzajıyla ilgili bir çalışma yaptı. 5 yılını ona ayırdı. İkinci dönemde turizm yatırımları ve tanıtımla ilgili yatırıma girdiğinde yolumuz bir şekilde kesişti. Biz zaten 30 yıldır bu işleri yapıyorduk. Şimdi 3. döneme girdik. Yani 2. dönemde bu görsel toplayıcılığını, bilgi toplayıcılığını yaptık. Bu filmi çıkardık. Ben tabii Dijitürk'te çalıştığım için, İsviçre'de belgesel işle uğraştığım için onlar için bilinen, bölgede de zaten iş yaptığım için bilinen bir insandım. Çok büyük bütçelerle olmadı. Zaten Yenice Belediyesi'nin çok büyük bütçesi yok. Kalkınma Ajansı'ndan destek alabilirse bir takım işler yapıyoruz. Ama hiç vazgeçmiyoruz. Yani coğrafyayı iyi tanıdığımız için ne zaman kamerayı nereye koyacağımızı iyi biliyorduk. O yüzden başarılı oldu. Burada Yenice Belediyesi dışında kamu görevlileri de hepsi, mesela milli parklar olsun, orman işletme olsun, hepsi destek oldular. Yani herkes Yenice'yi seviyor. Yani herkes Safranbolu'yu da seviyor. Herkes bu memleketi sevdiği için bir şekilde yardımcı oldular. Bu tek kişilik bir şey değil. Sadece görünen ucu benim. Ama metin yazarından, seslendirene, montajcısından, araç şoförüne, bizle birlikte yol alan arkadaşlarımıza kadar, yönlendirene kadar bir ekip çalışmasıydı. Şimdi 3. döneme gittik. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılına Yenice Belediyesi 50 yıllık bir plan yapacak. O planı yapıyoruz. Biz bu planı şöyle seçtik. Turizmin salt gelsinler geçsinler değil. Biz tarıma ve hayvancılığa dayalı bir turizm anlayışı geliştirip ekoturizm hamlesini yoğunlaştırmak istiyoruz. O yüzden de yarın bir çalıştay düzenliyoruz. Yenice'ye eski adet diye. Burada da Türkiye'de başarılı olmuş kadın girişimci kooperatifleri Yenice'ye toplayıp 2 gün boyunca Yenice'li kadınların neler yapabilecekleri konusunda
yol alacağız. Ben Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Kırsal kalkınma uzmanıyım. Yani bu fotoğraf benim işimin ya da görsel toplayıcı bir parçası. Diğer parçası da asıl olan vatana hizmet etmektir. Yaşadığın coğrafyaya hizmet etmektir. Yaşadığın çağda damga vurmaktır. Şu an Türkiye'nin tarıma, tarımsal gelire, hayvansal gelire ve turizm gelire ihtiyacı var. Bu sürdürülebilir kalkınmada önemli bir şey. O açıdan Yenice iyi bir örnek. Safranbolu bu treni kaçırmadı. Safranbolu olabilir, Eski Pazar'da olabilir. Yani şu, bazen şöyle düşünüyorum. Hadrianopolis başka bir şehirde olsaydı emin olun insanlar çok şaşırırlardı. Bu kentte olduğu için çok bir değeri olmuyor gibi geliyor bana. Oraya da çok önem vermemiz lazım. Biz Yenice'deki yaptığımız bütün işleri 3 plan üzerine kurduk. Amasra, Safranbolu ve Devrek. Biz sadece Yenice insanlar gelsin diye bize de bir görsün, bir yemeğimizi yesin, bir gece konaklasın. Ama çok iddialı olduğumuz konu kadınlara ekolojik ürünler ürettireceğiz ve bunu bütün Türkiye ile paylaşacağız.